Yani olayın 15-20 gün kadar öncesinde damat adayı stüdyoya gelip fotoğraf için randevu aldı. Gelin yoktu tabii yanında, yalnız geldi. Perşembe günü sabah 10'da çekim alanında buluşmak üzere yola çıktık. Gittiğimde gelinlik giyen çocuk gördüm açıkçası. Ve korktuğunu, titrediğini hissediyorsun bakarken. Yani çocuk olduğunu her halinden anlıyorsun. Yaşınızı sorabilir miyim dedim. 15 dedi. 15 deyince damada dönüp çocuk gelin fotoğrafı çekmediğimi, bir başka fotoğrafçıyla anlaşmasını istedim. Arkamı dönüp giderken küfür, hakaret şeklinde geldi. Yakamdan tutunca da istem dışı bir kavgaya tutuştuk. Etrafta piknik yapanlar vardı tabii. Araya girdiler, ayırdılar. Bir iki tane meslektaşımız vardı yine. Çekim yapmaya gelmişlerdi. Olayın büyümemesi adına bizi arabaya bindirip gönderdiler. Biz tabii tekrar geldik dükkanımıza. Sonrasında ne oldu ne bitti bilmiyorum. Hani o düğün gerçekleşti mi, ki gerçekleşmiştir. Yani sadece fotoğraflar yoktur herhalde. O düğünün önüne geçemedik tabii ama en azından şunun için mutluyum. Ben bu kadar ses getireceğini tahmin etmiyordum. Türkiye'nin ilgisini birkaç günlüğünde olsa bu çocuk gelin olayına çektik gibi görünüyor. Beni mutlu eden yanı bu. Ben de sosyal medyada karşılaştım bu haberle. Benim de haberim yoktu. Artık oradaki insanlar mı yaptı, kim paylaştı, fotoğrafı kim çekti hiçbir fikrim yok. Bir daha olsa bir daha yapar mısın? Bu defa muhtemelen iki defa kafa atarım. Bir de bıraktık geçen defa ama yaparım yani. Ben hiçbir kuvvet bana çocuk gelin çektiremez. Sadece çocuk gelin de değil yani, çocuk istismarıyla alakalı hiçbir şeyin işini yapmam. Elimden geldiği kadar da yapana engel olmaya çalışırım yani. Damat ne dedi o sırası? Parasıyla değil mi? Paranı alıyorsun, çekmek zorundasın dedi. Ben çekmeyeceğimi tekrar dile getirince, bu defa küfür edip yakama yapışınca zaten olay koptu orada. Çevredeki vatandaşların tepkisi oldu mu? Aslında bir amca geldi, ayıp değil mi, damat dövülür mü falan. Amcam dedim, olay bundan ibaret. Kusura bakmayın, ben de istemezdim. Sonra insanlar da onların üstüne yüklenmeye başladı tabii. Ha, bilmiyorum, dediğim gibi hani olayın büyümemesi adına bizi uzaklaştırdılar. Biz de büyümemesi adına açıkçası bindik arabaya döndük yani. Kızın ailesi orada mıydı o sırada? İki tane yani 45-50'li yaşlarda bayan vardı ama kızın ailesi mi, erkek çocuğun ailesi mi hiçbir fikrim yok. Onlar nasıl davranıyor size, çevresindekiler? Yani haliyle bağırışlar, çağrışlar oluştu ama şimdi kimse olayın farkında değil. Bizim bunu en başta ilk etapta kimseye anlatmamamızın, dile getirmemizin sebebi de hani fotoğrafçı damat dövüyor şeklinde bir kötü izlenim yaratmamaktı. Sonra olayın içeriğiyle birlikte haber yapılmasından sonra yani umutlandım açıkçası, hoşlandım da. Yani binlerce kişi bir haftadır benim telefonlarım susmuyor. Hani ne gece ne gündüz. 60 yaşında, 65 yaşında teyzeler arayıp ellerini öperim diyorlar. Hala umut olduğunu düşünüyorum. Umarım bir nebze ilgi çekmiştiriz bu olaya ve bir daha karşılaşmamak dileğiyle. Şimdi cehalet çok büyük bir düşman. Yani savaşamayacağımız kadar güçlü bir düşman. Ben kendi mesleğim adına bu durumla karşılaşabiliyorum, evet. Yapmamak için direneceğim. Her konuda, her sektörde bunların önüne geçerlerse, ne bileyim yani, gelinlikçisi gelinliği satmazsa, kuaförü saçını taramazsa, düğün salonu düğününü almazsa, buna benzer olaylar olmazsa bir nebze en azından insanlarda da bir uyandırır bir şeyler yani, biz bunu yapmayalım. Yani ne bileyim, bir sözden en azından 3-5 sene daha bekleyelim ya, 18-19 yaşına kadar derler diye düşünüyorum. Tepkiler çok güzel. İnsanların bu konuya hassasiyetini gördüm ben. Çok mutlu oldum. Yani yaklaşık 2 gündür uyutmuyorlar, sağ olsunlar. Herkes elimden geldiği kadar cevap vermeye çalıştım. Herkese teşekkür ettim. Yani yüzlerce insan yanında olsam da sarılsam diye mesaj atıyor. Peki polisiyelik bir durum oldu mu orada? O biraz yanlış yansıtılmış haberlerde, ben de gazetede okudum. Hani davalık oldular falan şeklinde. Herhangi bir şikayet gelmedi bana. Herhangi bir olay olmadı. Sadece şeyin peşine düştük biraz, hani başarabilirsek o çocuğu kurtaralım ama sanırım yok yani, öyle bir şey de başaramadık.